Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Sultanahmet'teyim. Görüyorsunuz arkamda Ayasofya Camii var. Çok güzel görünüyor. Bugün Topkapı Sarayı'na bir tarihi yolculuğa çıkacağız. Hadi videoyu. Evet arkadaşlar, Ayasofya Camii'ne giremedik çünkü çok kalabalıktı, inanılmaz bir sıra vardı. Hafta sonu yasakları olmadığı için herkes tabii Ayasofya'ya gelmiş. Biz de şimdi Topkapı'ya gidiyoruz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, şu anda Topkapı Sarayı'na giriş yaptık. Tam bir yıldır bu buluşmayı bekliyoruz Topkapı Sarayı ile birlikte. Şimdi geldik, çok mutluyum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Gel gel. Evet, çok acıktık. Sarayı gezmeden önce bir yemek yiyelim istiyoruz. Gel. Evet, şu anda Çınar'la oturduğu bir tost yiyeceğiz. Çok açız sabahtan beri. Saraya girmeden bir karnımızı doyuralım dedik. Yalnız arkadaşlar, müze kartımız varsa müze restoranında indirim var ama yoksa bayağı tuzlu. Evet, şimdi Çınar'a bilet alıyoruz. Ben de müze kartı alıyorum. Müze kartımı kaybetmiştim. Topkapı Sarayı'na biletlerimize giriş yaptık. Şimdi ilk olarak Divan-ı Hümayun'a gideceğiz. Oradan Saat Müzesi var. Oraya gideceğiz. Hadi gidelim. Adalet Kulesi. Evet, Divan-ı Hümayun'a giriyoruz şimdi. Padişah'ın vezirleri toplantı yaparken padişah da bu bölümde toplantıyı dinliyordu. Şimdi Saat Müzesi'ne gidiyoruz. Padişahların saat koleksiyonları var. Evet, şimdi silah koleksiyonunun olduğu yerdeyiz. Bu 19. yüzyıla ait bir şeşper. Bunlar bakın topuzlar. Şu 4. Murat topuzu da olsa iyi olur. Koleksiyonun en güzel yeri Kaşıkçı elmasının bulunduğu bölüm. İnanılmaz. Bu büyüleyici hançer de 17. yüzyıla ait. Şu anda Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını bakıyorum. Harika. Yani çok acayip detayları var. Da tahmin ediyorum ki 4. Murat'ın kopuzu. Evet, şimdi kılıç koleksiyonundan çıktık, saat koleksiyonundan çıktık, Divan-ı Hümayun'dan çıktık. Şimdi sırada kutsal emanetlerin olduğu bölüme gideceğiz. Şu anda Arz Odası'ndan çıktık. Burası Arz Odası'nın olduğu yer. İçeride padişahın altında tahtı var. Onu da çektim, size göstereceğim. Burası Babussaade olarak geçiyor. Hadi gezelim biraz. Burada kafa örtmek için örtüler veriyorlardı. Kutsal emanetler bölümünde olduğumuz için kapanıyoruz. Burada Hz. İbrahim'in tenceresi var ve Hz. Yusuf'un sarığı var. Peygamber Efendimiz'in ayak izi. Şimdi kutsal emanetlerden çıktık. Buranın çok güzel bir terası var. Bütün boğazı görüyor, oraya gideceğiz. Evet, şimdi benim en sevdiğim yere gidiyoruz. Bağdat Köşkü'ne. 4. Murat'ı çok sevdiğim için Bağdat Zaferi'nden sonra Bağdat Köşkü'nü yaptırmış. Biz de şimdi Bağdat Köşkü'ne gidiyoruz. Evet, şimdi Murat'cığımın köşküne gidiyoruz. Merhaba Murat, ben geldim. Bu Sultan II. Mahmut'un tahtı. Şimdi Sultan İbrahim'in yaptırdığı bölümdeyiz. Burada Ramazan aylarında burada oturduğu söyleniyor. Bu terasın altında Ramazan şenliklerinde güreş yapılıyor diye biliyorum. Sultan İbrahim de burada oturuyor ve aşağıdan gösterileri izliyor. Evet Çınar, Sünnet Köşkü'ndeyiz. Hadi gir içeri. Şu anda hareme girdik. Harem için ekstra bir ücret ödüyorsunuz. Türk vatandaşıysanız kimliğinizle birlikte indirim alıyorsunuz. Şu an hareme giriş yaptık. Ben de ilk defa geliyorum. Çok heyecanlı. Çünkü daha önce geldiğimde hep restorasyondaydı. Şu an ilk defa geliyorum. Çok heyecanlıyım. Birlikte gezelim. Şimdi harem koğuşuna geliyoruz. Evet, gerçekten de Muhteşem Yüzyıl filmindeki gibi sistem. Burası harem koğuşu, cariyeler, sanat. Burası harem sularının kazanlarla ısıtıldığı yer. Burada ısıtılan su harem kadınların hamamına taşınıyor ve aynı zamanda buradan çıkan buharla tüm harem ısınıyor. Amcaoğlu, ne haber? Çubuk odasına gidiyoruz. Çubuk odası bir bakıma sigara odası. Yani padişahın sofa köşkünden sonra tercih ettiği yer. Tabii tütün yasak olmadan önce. Ağalarının odasındayız. Burada inanılmaz Rus var. Sen basıyorsun, yere çıkıyor, altında ışıklar saçılıyor. Ne yapıyorsun? Şu anda meşgale odasındayız. Şurada şöyle çok güzel bir sanat var. Padişah bu yolu kılıç kuşanırken kullanıyormuş. Şöyle göstereyim. Karaağalar Mescidindeyiz. Kesinlikle giriyoruz. Şuna bakar mısınız? Çok güzel olsun. Kara ağlar taşlıymış burası, doğru. Şurada da burası harem ağlarının denetimiyle birlikte hareme giriş bölümü. Evet. Bu kubbe 3. Murat zamanında yapılmış. Yemeklerin yapıldığını biliyorum. Buraya yemekleri koyuyorlar. Haremdeki kadınlar da buradan alıyor diye biliyorum. Bu kapı harem kapısı. Yalnız bir şey söyleyeyim, inanılmaz derecede soğuk. Bu saray nasıl ısınılıyor bilmiyorum, gerçekten doğru. Kadın efendiler cariye taşlıyor. Buraya giremiyoruz ama niye bilmiyorum, önceden giriliyor diye biliyordum ama. Evet, burası Valide Sultan dairesi. Burası hünkâr ve valide hamamlarının olduğu yer. Şunlara baksanız bu harika. Evet, Valide Sultan dairesinden ve hünkârla ortak olan hamamlarından çıkıp bu göz kamaştırıcı has oda, yani padişah odasına geldik. 3. Murat ve 3. Ahmet'in has odası. Burası da gözdeler taşlı. Mesela böyle yerler kapalı oluyor ama işte mesela yukarıya baktığımda orada ne görüyorum ben? İşte bir çeşme görüyorum. Sanırım gözdeler koğuşu burası, üst kat. Ama işte kapalı, çıkamıyorsunuz. Haremde hiçbir merdivenden hiçbir şekilde yukarıya çıkamıyorsunuz. Evet, burası harem mescidi. Haremdeki kadınlar burada namazlarını kılıp ibadetlerini yapıyorlardı. Dizilerde gördüğünüz padişah odasında altın odası şu anda. Burası padişah odasına çıkmıyor. Yani padişahın odasına gidebilmek için önce altın yolu kullanıyoruz. Daha sonra gözler koğuşundan geçiyoruz. Sonra gözler taşlarının olduğu yerden geçiyoruz. Daha sonra hünkâr odasına varıyoruz. Cevri kalfa merdiveni var. Yine bütün merdivenlerin kapalı olduğu gibi bu merdiven de kapalı. Hiç yararlı değil. Evet, burası Valide Sultan taşlığı. Videomuzun sonuna geldik. Topkapı Sarayı'na alttan girip üstten çıktık. Şimdi harem bölümünü bitirdik. Ve videoyu da bitiriyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.